Alo. Sinan selamlar. Selam abi, geldiniz mi? Geldim, söylediğin yere geldim şu anda. Tamam abi, şeyden o giriş gibi bir yer var, girin oradan. Tamam. Yukarıya doğru yürüyün. Tamam. Zaten yürüdükçe göreceksiniz kalabalığı tamam. falan. Evet. Ben de yukarı doğru geliyorum. Oldu, öpüyorum, görüşürüz birazdan. Hadi bay bay. Bay bay. Yani normal frene basıyorduk. Hepinize iyi pazarlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün Sinan Koç, hepinizin otoparktan tanıdığı sevgili Sinan Koç beni Tuzla'ya davet etti ve onunla birlikte go-kart sporunu yapacağım. Hep antrenman, diyet olmaz. Biraz da eğlenmemiz lazım. Sizlere hayatımdan bazı şeyi paylaşacağımın sözünü vermiştim. Bugün de hem bu sporla ilgili bazı tiyolar alacağız hem de bence çok eğlenceli bir vlog olacak. Zaten Sinan'ı da YouTube'dan tanıyorsunuz. Şimdi arabamı park ettim, içeri gireceğim ve Sinan'la buluşacağız. Hadi bakalım, güzel bir gün olsun. Unless you talking numbers, we ain't speaking about the right things. Switch up on my nigga for a figure, that's not likely. Baddie with a body in the lobby, she like nice things. She used to know me then, she like me now, that's funny timing. Eyes been on that prize, I copped that crib for that timepiece. I'm trying to see the globe and sell out shows into the flight league. They wanna ride my ties, but they ain't even ride or die, please. 180-170, kaç kilosun abi? 90. Yok tamam işte, 170 kilo. Şey gibi, hani güç ağırlık oranı Porsche Boxster falan gibi böyle hani çok uzamıyor ama hani şey olarak işin hası kartingden başlıyor değil mi? Herkes öyle diyor yani. Daha önce duydum gerçekten. Eğer başarılı olmak istiyorsan profesyonel olarak kariyerinde kartingden zaten işte Formula 1 pilotları. Evet. Hep oradan giriyor değil mi? Tabii. Çünkü er meydan abi bu. Bizim şey gibi dövüşte amatörler evet, gibi. Aynen öyle. Onu yapmayan profesyonelde zor. Kilometresi olmuyor. Zor. Yani, evet. Arabada olabilir ama İşte böyle Formula 1 gibi açık lastikli serilerde çok zor. Arabada bizim gibi gentleman driver. Gazlarız ederiz bile hani. Ama bunlar Rotax, BRP Rotax motor. Şeyde jet skilerde, snowmobillerde Rotax'ı illaki görmüşsündür. Yani motoru duydum öyle söyleyeyim. Motor ne biliyorum. Çok meşhur. Bu da işte iki zamanlı. Aynen. Yani şu kadarcık motor neler yaptığını göreceksin. Hız yazacak mı ekranda? Hız yazmaz yarış arabalarında. Öyle mi? Formula 1'de falan da hızın yazmaz. Yazmaz değil mi? Yok, o devir yazar. Devir yazar. Süre yazar, devir yazar. Çünkü hız seni olumsuz da etkileyebilir. Ezberlersin. Değil mi? Dersin ki ben buraya 100'le giriyorum dersin. Halbuki yağmur yağar gene 100'le girersin, uçarsın gibi. Değil mi abi? Evet doğru. Bu Alman yapımı, bu İtalya. Tony Kart. Tony Kart mesela Ferrari Driver Academy. Leclerc ve diğer pilotlar Ferrari Driver Academy'den gelen işte en son Schumacher'in oğlu Nick'i. Evet. Mesela o da Nick Schumacher de Tony Kart'ta yarışmış fabrika takımında. Hala da antrenman yapıyorlar burada. Yapıyorlar. Bizim yarış tarafında. Evet. Bu bizim yarıştan. Vay. Çok güzel ya. Bu 3-4 sene önce falan. 3-4 sene önce mi? Tabii. Yalnız renkler de ayarlasan o evet. Şey yapmaz. Hepimiz maviyiz, güzel. Çok güzel ya fotoğraflar. Olay şu değil mi? Türkiye'de bir federasyon var, yarış var. Doğru. Sonra dünyada da başka uluslararası federasyonlar var. Düşünüyorum. Evet. Federasyon oralara gidip yarışıyorsun. Sponsorlar var. Evet. Destek olan onun sayesinde gidiyorsun falan. Hep aynı. Yani sponsor olmazsa da cebinden çıkarttı. O da ayrı hikaye. Ki bu motor sporları daha da yani. Abi, şimdi öbür tarafta abi, belki... Bunun lastiği var, benzini var, mekaniği... Taşıması var. Şimdi öbüründe kendini taşıyorsun. Bilmiyorum ne kadar ekipman taşıyorsunuz öyle bir yok ya, bizde eldiven kavallık dişlik o kadar. Yani sonuçta birileri sizler gibi aynı. Buna merak salıp, cebinden harcayarak, zamanını vererek, derinleştirerek bu sporları büyütmezse sporlar büyüyor. O yüzden birilerine emek vermesi gerekiyor. Karting maalesef hep böyle başlangıç olarak görülüyor ve bir yerden sonra ne denir ona, unutuluyor ya da gereken desteği görmüyor aslında. Ben de böyle her fırsatta abi kartingi ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten hani burada iyi giden çocuk değil mi? Aşağı yukarı her yerde iyi gider. Ya buranın çünkü disiplini, buranın kültürü, freni, gazı ayarlaman, alışman bambaşka. Ya gördüm geldiğimiz zaman çocukları ya. Nasıl küçük çocuklar? 6 yaşında çocuklar inanılmaz hızlı gidiyorlar ve yani tabii daha arabaya binmedim. Şu an karta bindikten sonra daha iyi anlayacağım onları. Dedim ki ben o tepkini çok merak ediyorum. Dedim ki ya bunların dedim arkadaşları oturma odasında Lego oynuyor şu anda. Pazar günü bunlar burada gazlıyor. Ne güzel bir şey ya, aileleri getirmişler buraya. Bir de o yaş grubunda korku falan da yok. Daha beyinde korku yok çünkü hiç daha kaza yapmamış, düşmemiş bile. Hani tamam mı? Şu an böyle şey makine yani. Onlar tabii. Nasıl eğitirsen öyle gidiyor. Bakalım biz nasıl korkacağız birazdan. Vallahi çok merak ediyorum. Lately it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work in. You can find me where that turf is. Pin precision like a surgeon. Bad ones used to curb me. Showing up to the show when the curse split. She know that I'm worth it, I'm finna go up, I'm aerial. I got the hit stash, got a bracelet for impact. Real tricky, quick to flip a pretty penny to a thick stack. Kullanmadan önce bir iki ufak detaydan bahsedeceğim sizlere. O da en önemlisi, Sinan bilir, yarış çizgisi, ideal yarış çizgisi. Ne olması gerekiyor onu anlatacağım. Çok uzun tutmayacağım, çok kısa anlatacağım. Daha sonra pist üstünde detayları paylaşıyor olacağım. Bu işin olmazsa olmazı, fizik kurallarında geçerli olduğu dış iç dış diye bir kavramımız var. Her zaman şunu söyleriz, virajın girişinde dışarıdan gel, virajın çıkışında dışarıya çık ve apex'e de, apex'i kullan. Tabii o günkü o pistin şartlarına göre de bunu söylersin. İşte zemin ıslaksa apex'e yaklaşma. Veya o pistin o virajında apex'e bir bombe varsa, fiziksel bir engel, o apex'ten uzak dur. Veyahut da o apex o kadar güzel bir apex'tir ki tam istediğimiz nizami ölçülerdedir. O zaman apex'in tümünü kullan. Hatta bazen iç lastikleri çime bile çıkartıyoruz. En kısa şeyde anlatayım mı? Prensip dümdüz gitmek. Aslında dışarıdan içeri yaptığın zaman mümkün olduğunca az hareketle aslında dümdüz gitmeye çalışmak. Bir ufak trik, gaza bu apex'e geldikten sonra burası itibariyle herhangi bir noktada yavaş yedirerek. Şimdi ben kardayım diyelim ki, araba kaymaya başladı. Frene basmıyorum, doğru mu? Kesinlikle. Not ediyoruz bunu. Tamam. Yapmayacağın dönsün ilk hareket. Dönsün tekerlek. Evet, dönsün tekerlek. Ağaca gidiyorsak da dönsün. Yapacak bir şey. Yavaş. Zemin araba gider çevirmeden. Burası start finish. O hızlı şu yürüdüğümüz yer. Aslında normalde ilk virajımız, birinci viraj burası. İkinci viraj, üçüncü viraj diye gidiyor. Şimdi numaraları çok önemli değil. Tamam. Önemli olan nasıl yapıyor. Bak mesela biraz önce anlattım. Dışarıdan geldim. Freni bitirmiştim artık. İçeri girdim. Sonra tekrar dışarı açıldım. Tabii burada çok dışarı açılmıyorum çünkü nedeni bir sonraki viraj çok hızlı. Zaman kaybetmemek için çok kısa mesafe var. Döneceğin zaman, direksiyonu çevireceğin zaman ayağın frende olmasın. Tek yapacağın şey bu. Tamam, buna dikkat edeceğim. Buna dikkat et abi. O zaman kağıt üzerine yaptık, şimdi alanda mı deniyoruz? Evet, aynen. Şimdi piste çıkma vakti. Hadi o zaman. Şimdi bunların hepsini unutacak zaten. Şeye çıkınca er meydanı. Beni yenmeye getirmiş. Ben hayır, yenmeye değil. Ben seni çıkarırım, görürsün sen. Abi orada biraz. Ben senin videonda diyorsun ki ya belgeselde ya programında burası er meydanı, burada yalan yok diyorsun. Aynen öyle. Burası da öyle. Evet. İşte ben şunu kullanırım, bunu kullanırım. Kesinlikle. İki tur attırıyorsun abi, tamam. Her şeyin bir fundamentali var abi. O yüzden alan tecrübesi tamam. Belki caddede insanlar öğreniyor ama fundamentali önemli. Bir de abi adam 5 yaşında burada gelmiş, pazar günü dönüyor. Tabii. Sen 30 yaşında kafa tutamazsın adama. Aynen öyle. Hadi gidelim. Piste görüşürüz. Hey, make sure you run this back so we know it's real. I'm trying to go half on a plot of land with the Brody. Yours truly, Young Apollo. inanılmazdı. Gerçekten inanılmazdı. Oh. Şu an var ya, kollarımı bacaklarımı hissetmiyorum ama harika bir deneyimdi. Sinan Koç sağ olsun. Artık park edelim, hadi gidiyoruz. Abi nasıl? Adrenalin vurdu vallahi, böyle acayip hissediyorum şu an kendimi. Dediğim gibi var ama değil mi? Var. Ya o, şimdi ben sokakta arabayı hiç hızlı kullanmıyorum. Çok uzun zamandır da hiç hızlı kullanan birinin yanına oturmuyorum. O yüzden bu hissiyatım zaten hiç yok. Hani biraz alıştıktan sonra gaza bastım ya. O böyle kendimi böyle bir oyunda falan gibi hissettim ya. Aynen. Acayip bir tecrübeydi. Vallahi Sinan çok sağ ol ya. Peki mesela boynun falan bir şey olmaz daha 10 dakikada boynuna. Ön kolum biraz sıkışım. Evet, ön kolum şu an sağ ön kolum beyzbol sopası gibi. Aynen, aynen. Bir de GoPro var zaten. Nerede o? GoPro'muz. Hocam şunu verir misin? Arkadaşlar bak, GoPro case yapmış. Bir de kıramayalım diye bunu becerdik. Demir adam. Gerçekten becerdik. Bak değişik burada sana böyle. Sana bunun kırıldığı zaman bu uçtu. Ben buna bakıyordum. Geri geri gidiyordum. Ben daha çok var zannettim yol arkada. Lastiğe gelmişim. Abi bir şiddetle vurdum. Orada bayağı şiddetli vurdum ama. Şok oldum yani gerçekten. Olsun. Bu arada ikinizi de tebrik ediyorum. Hocam. Çok iyiydi abi. Söylediğim şey vallahi uzun zamandan sonra. Şey dedim hocam, iç dış içti değil mi? Aynen. Hayır dış iç. Hayır dış iç dış. Düşündüm, hep düşündüm. Gerçekten. Ama çok güzel. Yani daha ilk defa piste böyle bir araçla çıktın. Bilmiyorum kiralık var mıydı daha önce? Yok, hayır. İlk defa çıktın. Ve kiralara da binmedim. Hayır. Biraz erken gaza bastın. Biraz daha beklemeni isterdim ama son iki turda mesela çok güzel dıştan içe elastiklerde tuttu. Arabayı iyice hissetmeye başladı. Bir de çok soğuk tabii freni, ilk çıktığın zaman. İlk freni çok sert kullandın ve frenden dolayı ismini attın. Evet. Sonlara doğru o freni dediğim yerde kullanma şiddetini güzel ayarladın. Sinan'ı mahcup etmek istemedim. Ona döneceksin dedi. Ona döndüm. Ama var ya süperdi. Biz teşekkür ederiz. Harika bir tecrübeydi. Boşuna demiyorum YouTube bana hayat verdi diye. Motor kullanmayandık, snowboard öğrendik. Bugün de go kart kullanmayı, araba kullanmayı sizlerden öğrendik. Çok sağ olun. Ama bu son olmayacak. Sizin kapınızı çalacağım. Abi çünkü müthiş hoşuma gitti. Tabii yani. Ya gelip antrenman yapalım abi. Chronos Racing. İnsanların olduğu hiçbir yerde hızlı araba kullananlığı tasvip etmiyorum. Ben de hayatımda hiç kullanmıyorum. O yüzden yeri burası. Araba kullanmak isteyen varsa, hız seven varsa, viraja hızlı girmek isteyen varsa gelin buyurun bu pistte sevgili hocalarımın yanına ve bu güzel pistte bunu yapabilirsiniz. Sokakta kimsenin can güvenliğini tehlikeye atmamıza gerek yok. Bunu yaşamamız için süper bir gündü. Çok teşekkür ederim. Harika. Sayenizde ben yine bir şey öğrendim. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hey, make sure you run this back so we know it's real. I'm trying to go half on a plot of land with the Brody. Yours truly, Young Apollo. I only hit you when I want some. Fucked up till you realize all I wanted was you. You only hit me when you fucked up. Love you because you realize all I wanted was you. I want some fucked up till you realize all I wanted was you. You only hit me when you fucked up. Love drunk cause you realize all I wanted was you.